Arkadaşlar herkese merhaba. Bu videoda sayı kesir problemlerinden bahsedeceğiz. Önce birkaç tane basit denklem göstereceğiz. Daha sonra soru çözümü yapacağız. Şimdi herhangi bir sayı x olsun dedik arkadaşlar. Sözel ifadeyi cebirsel hale nasıl getireceğiz onu göstereceğim. Şimdi herhangi bir sayı x olsun. Bir sayının 3 fazlası. Bir sayının 3 fazlası. X'in 3 fazlasına ne diyeceğiz? X artı 3. Bir sayının 4 eksiği. X eksi 4 diyeceğiz. Bir sayının 5 katı. Ne diyeceğiz arkadaşlar? 5x diyeceğiz. Bir sayının 7'de biri. X çarpı 1 bölü 7 yazabiliriz. Daha sonra bunları neye çevirebiliriz? X bölü 7 şeklinde yazabiliriz. Bir sayının 3'te 2'si. X çarpı 2 bölü 3 diyecekmişiz. Bunu da şu şekilde düzenlerse 2x bölü 3 diyeceğiz. Bir sayının 2 bölü 3 aynı şey arkadaşlar. 2 bölü 3 çarpı x diyeceğiz. 2x bölü 3. Bir sayının 2 katının 3 fazlası. 2 katı 2x, 3 fazlası 2x artı 3. Bir sayının 3 fazlasının 2 katı. Burada dikkat edin işlem önceliğine. 2 katının 3 fazlası önce çarpıp sonra ekliyoruz. 3 fazlasının 2 katında önce 3 ekliyorsunuz. Çarpı 2 diyorsunuz ve bunu da nasıl yazıyorsunuz? Parantezine yazıyorsunuz. Bir sayının 3 katının 4 eksi. Önce 3 katı sonra 4 eksi diyorsunuz. Bir sayının 4 eksiğinin 3 katı. 4 eksi x eksi 4 diyorsunuz. Sonra 3 katını arıyorsunuz. Parantezine çarpmış diyorsunuz. Bir sayının 3 eksiğinin karesi. X eksi 3 diyeceğiz. Sonra karesini alacağız. Bir sayının karesinin 3 eksiği. Önce karesini alacağız. Sonra 3 çıkaracağız. Bir sayının 5 katının 3 fazlasının yarısı 5 katı 5x. 3 fazlası artı 3 yarısı hepsine birden bölü 2 diyeceğiz. Bir sayının 3 eksiğinin 1 bölü 4'ü. 3 eksiği arkadaşlar x eksi 3. Bunun 1 bölü 4'ü çarpı 1 bölü 4 diyeceğiz. Aynı sayının yarısı. Eşittir aynı sayının yarısıymış. Yani x bölü ne diyeceğiz arkadaşlar? 2 diyeceğiz. Toplamları 10 olan 2 sayı. X artı y eşittir ne diyeceğiz? 10 diyeceğiz. Toplamları 100 olan 3 sayı. A, B, C eşittir ne diyeceğiz arkadaşlar? 100 diyeceğiz. 2, 3, 4 ile orantılı sayı derse arkadaşlar 2K, 3K, 4K diyeceksiniz sayılara. 2, 3, 4 ile ters orantılı derse K bölü 2, K bölü 3, K bölü 4 diyeceğiz arkadaşlar. Kareleri farkı 17 olan iki sayı. X kare eksi Y kare eşittir diyeceksiniz arkadaşlar. 17 diyeceksiniz. Bir de kesir problemiyle ilgili şunu söyleyelim. Kesir problemlerinde arkadaşlar bütünü seçerken paydaları çarpıp seçmek işlem kolaylığı sağlar. Yani paydaların ek hukunu alacakmışız. Mesela kesirde 3 bölü 4 var. İşte 2 bölü 5 var. 1 bölü 3 var. Burada atıyorum bu da ne olsun? Bir kumaş olsun. İşte kumaşın önce 1 bölü 3 bölü 4'ü sonra 2 bölü 5 sonra 1 bölü 3'ü desin. Paydalar çarpıyormuşuz. 4 kere 5 20. 20 ile 3 ile çarpın 60 ya da ek hukunu alın direkt. Ek hukunu alsanız da olur. Ne diyeceksiniz arkadaşlar? Kumaşa ne diyeceğiz? 60x diyeceğiz. Daha sonra 60x'e işlem yapacağız. Bu size işlem kolaylığı sağlayacak. Şimdi biraz somutlaştırmaya çalışalım. Bir terzi kumaşın önce 1 bölü 5'ini sonra 2 bölü 3'ünü kullanıyor. Şimdi arkadaşlar kumaşa ne diyeceğiz bakın. Kumaşa kesir problemlerinde hiç okumadan önce şu paydaları çarpın. 3 kere 5 15. Kumaş ne arkadaşlar? 15x. Önce 1 bölü 5'ini kullanmışım bakın. 15x'in 1 bölü 5'ini kullanıyorum. Bunu 5'e böleceksiniz. Birinci kullandığım ne? 3x. Sonra 2 bölü 3'ünü diyor. Sonra 15x'in arkadaşlar 2 bölü 3'ünü kullanıyorum. Bunu da 3'e bölün. 2 ile çarpın. 10x. İkinci kullandığım neymiş arkadaşlar? 10x'miş. Toplam ne kadar kullandık? 13x. Tüm kumaş neydi? 15x'ti. O zaman kalan ne arkadaşlar? 2x. Geriye ne kalmış? 24 metre. 2x eşittir 24 diyeceğiz. X'i ne bulacağız arkadaşlar? 12. Kaldığına göre diyor bir toplam kumaş kaç metredir? 15x demiştik. 15 çarpı 12 diyeceğiz. Kumaşımız arkadaşlar 15 ile 12 çarparsanız ne metre? 180 metre arkadaşlar. Şimdi bu kesir problemi bu tarz sorularda işte önce şu kadarını kullanıyoruz daha sonra bu kadar bu tarz sorularda arkadaşlar kalana mı işlem yapıyoruz yoksa bütüne mi tamamına mı işlem yapıyoruz ona dikkat edin. Bakın bunda önce 1 bölü 5'in diyor sonra 2 bölü 3 diyor yani kalanı falan demiyor. Kalanı deyip demediğine dikkat edin. Mesela bakın memurun maaşının 1 bölü 5'in sonra 2 bölü 3 yine paydaları çarptım. Maaşa ne dedik arkadaşlar? Maaş 15x dedik. Şimdi birinci harcanan para arkadaşlar birinci harcanan para. Şimdi 15x'in 1 bölü 5'ini harcamışız yani ne harcamışız? 3x harcamışız. Sonra bakın daha sonra kalan diyor. Dikkat edin kalan diyor. O zaman kalan paramız arkadaşlar 15x'in 3x'ini harcadım. Kalan paramız 12x. Daha sonra kalanın 2 bölü 3'ü. 12x'in 2 bölü 3'ü diyeceğiz arkadaşlar. Bunu da 3'e bölün. 4 2 ile çarpın kaç x? 8x. İkinci kullandığım, ikinci harcadığım para da arkadaşlar harcadığım neymiş? 8x. Şimdi kalan 12x'ti. 12x'in 8 de gitti. Geriye ne kaldı arkadaşlar? Son kalan param 4x. Son kalan para da neymiş arkadaşlar? 800 eşittir 800 diyeceğiz. X'i ne bulacağız arkadaşlar? 200 maaşı soruyor bize. 15 çarpı 200 maaşımız 3000 lira diyeceğiz arkadaşlar. Merdiven sorusu. Merdivenin basamaklarını ikişer ikişer çıkıp merdiven sorunu da arkadaşlar basamak sayısına x diyeyim. Basamak sayısına x dedik arkadaşlar. Bu x basamaklı bir merdiven zaten bize bunu soruyor.
İkişer ikişer çıkarsanız arkadaşlar, mesela 100 basamaklı olsun. İkişer basamak, ikişer basamak çıkarsak 50 adım atarız. Ne yaptık? 100'ü 2'ye böldük. Bakın ikişer ikişer x bölü 2 adım atarsınız. Üçer üçer de x bölü 3 adım atarsınız arkadaşlar. Ne diyor burada? İnerken attığı adım sayısı çıkarken attığı adım sayısından 6 fazla. Biri diğerinden 6 fazla olacak. Burada inerken çıkarken demesine gerek yok. Biri diğerinden 6 fazla dese bile yeter. Zaten bakın şu büyük sayı x'i 2'ye bölmüşüz. Bu daha büyük, bu daha küçük. Küçüğe 6 eklersek zaten büyüğe eşit olacak. Bunu bu tarafa atın. X bölü 2 eksi x bölü 3 eşittir ne diyeceksiniz? 6. Payda isterseniz bunu 3 ile bunu 2 ile çarpacağız arkadaşlar. X bölü 6 yapacak eşittir 6. X eşittir kaç arkadaşlar? 36 basamak demiş. Devam ediyoruz. Ali bilet kuyruğunda baştan enin sırada, sondan iken eksi. Şimdi Ali baştan enin sıradaymış arkadaşlar. Baştan sıraya. Yani sondan da arkadaşlar iken eksi 3'müş sırası. Bilet kuyruğu, kuyrukta 47 kişi olduğuna göre en kaçtır diye soruyor arkadaşlar. Şimdi toplayacağız arkadaşlar. Toplarsanız en artı iken eksi 3 dediniz. Yalnız bakın dikkat edin. Burada Ali burada. Hem eninci sırada hem de sondan iken eksi 3. Ali'yi kaç defa yazıyoruz arkadaşlar? 2 defa yazdık. Ali'yi 2 defa yazmış için eksi 1 diyeceksiniz. Bu biletteki kuyruktaki kişi sayısını verecek. Yani kaç kişiyi verecek? 47 kişiyi verecek. Tekrar n'li iken eksi 3'ü topluyorum. Baştan ve sondan Ali'nin sıra numaralarını topluyorum. 1 niye çıkartıyorum? Ali 2 defa sayıyor. Hem baştan sayıyorsunuz hem de sondan sayıyorsunuz. Ali 2 defa saydığınız için fazladan 1 yazdınız. Eksi 1 dediniz. Buradan 3 n eşittir kaç diyeceğiz arkadaşlar? 51 mi? N eşittir kaç diyeceksiniz? 17. Bize neyi soruyor? N'i soruyor zaten. N 17. Şimdi bir bilet kuyruğunda Ali baştan 17. sırada, Emre sondan 20. sıradadır. Ali ile Emre arasında 5 kişi varmış. Kuyrukta en az, kuyrukta en çok kaç kişi var? Arkadaşlar en çok çok kolay, bakın önce en çoğu çözelim. Şimdi Ali baştan kaçıncı? 17. Bu Ali. Emre de sondan kaçıncı arkadaşlar? Emre de sondan 20. Aralarında da kaç kişi var? Aralarında da şöyle 5 kişi varmış. O zaman en çok gözüküyor bakın. 17, 20 daha. 37, 5 daha. En çok kaç kişi var arkadaşlar burada? 42 kişi var. Şimdi en az deyince şöyle yapacaksınız bakın. En az deyince biraz daha zor olacak. Şimdi Ali 17. Emre'yi Ali'den önde yapacaksınız arkadaşlar. Emre de sondan, şu Ali 17. şöyle yukarı yaparım. Emre de burada arkadaşlar. Emre de sondan kaçıncı arkadaşlar? Emre de sondan 20. Arada kaç kişi varmış? 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi Ali baştan 17. İster Emre'ye göre ister Ali'ye göre çözebilirsiniz. Bakın 20. bu 20. 19. 18. 17. 16. 15. Ali kaçıncı arkadaşlar? 14. Ali sondan kaçıncı? 14. O zaman Ali'nin arkasında kaç kişi var arkadaşlar? 13 kişi var. Ali de baştan kaçıncıydı? 17 idi. 17 artı 13. 30 da arkadaşlar en az olacak. Tekrar burayı tekrar geçelim bakın. Şimdi Emre sondan 20. idi arkadaşlar. Bakın Ali şurada arkadaşlar. Ali burada. Ali burada. Emre 20. 20. 19, 18, 17, 16, 15. Ali sondan kaçıncı arkadaşlar? 14. Ali'nin arkasında kaç kişi var dedim? 13 kişi var dedim. Ali'nin arkasında 13 kişi var. Ali'ye kadar da 17 kişi var. Toplayın. En az kaç kişi olacak kuyrukta? 30. Şimdi limonata dolu bir sürahinin ağırlığı A gram. Limonata artı sürahi arkadaşlar A'ymış. Limonatanın 1 bölü 3 içilince arkadaşlar ne kadar kalır? 1 bölü 3'ü giden içilince 2 bölü 3'ü kalacak. 2 tane limonata, 2 bölü 3 limonata bakın. 2 bölü 3 limonata artı sürahinin kendi ağırlığı ne olacak arkadaşlar? B. Bu sürahinin de bir ağırlığı var. B daima, sürahinin ağırlığı daima ne olacak arkadaşlar? Kalacak. Tekrar bakın limonata artı sürahi A kilogram ya da A gram demiş. 2 bölü 3 limonata, çünkü 1 bölü 3'ün içtim. 2 bölü 3 limonata artı S eşittir B. Şimdi birinciye yapacak bir şey yok. Birincisi zaten düzgün. Burası A. Şurada payda işlerseniz arkadaşlar 2L artı 3S eşittir ne olacak? 3B olacak. Buradan 2L artı 3S eşittir ne? 3B. Şimdi buna göre boş sürahinin ağırlığı. Bize S'yi soruyor arkadaşlar. Bize S'yi soruyor. Sürahinin ağırlığı. O zaman L'ler yok edeceğiz. Eksi 2 ile çarpıyorsunuz. Buradan ne kalır? S kalır. Burası da ne olacak arkadaşlar? 3B eksi ne olacak? 2A olacak. Devam edelim. Şimdi bakın bir sınıftaki sıraları öğrenciler ikişer ikişer oturunca 10 öğrenci ayakta kalıyor. Üçer üçer oturunca 2 sıra boş kalıyor. Bir sırada da 2 öğrenci oturuyormuş. Buna göre sınıf mevcudunu soruyor. Arkadaşlar burada sıra sayısına x diyeceksiniz. Sıra sayısına x dedik. Şimdi öğrenci sayısıyla da soruyu çözeceğiz. Öğrenci sayısı. Sıra sayısına x dedik. Öğrenci sayısıyla da soruyu çözeceğiz. Şimdi ikişer ikişer oturursa 10 öğrenci ayakta kalıyormuş bakın. X tane sıra var. Her sırada 2 öğrenci varsa oturan 2x kişi var. 10 öğrenci de ayakta kalmış. Artı 10. Tekrar
İkişer ikişer oturunca her sırada 2 tane öğrenci olduğu için 2x dedim, 10 öğrenci de ayakta. Bu öğrenci sayısını veren birinci formülümüz. De. İkinci formüle geçtik. İkinci denkleme geçtik. Üçer üçer oturunca 2 sıra boş kalıyormuş. Toplam x sıra vardı. 2 sıra boş kalırsa o zaman geriye kaç sıra dolu olacak arkadaşlar? X eksi 2. Yalnız bir sırada 2 öğrenci oturuyor diyor. Arkadaşlar üçer üçer oturduğunda, ister ikişer ikişer oturduğunda sırada daima tam kişi, tam sayıda kişi olsun. Yani ikişer ikişer oturuyorsak her sırada 2 kişi. Üçer üçer oturuyorsak her sırada 3 kişi olsun. Şimdi bakın burada bir sırada 2 sıra boş kalıyormuş. Bir sırada da 2 öğrenci oturuyormuş. O 2 öğrenciyi de ayakta, ayağa kaldırıyorsunuz. Yani bakın 2 sıra boştu. O 2 öğrenci de ayağa kaldırınca kaç sıra boş kaldı bu sefer? 3 sıra boş kaldı. Bak x sıranın x eksi 3'ü dolu. Her sırada da kaç öğrenci var? 3. Artı o ayağa kaldırdığımız 2 öğrenci artı gideceğiz. Tekrar 2 sıra boştu. Bir sırada da 2 öğrenci oturuyormuş. Üçer üçer dediği için onları da ayağa kaldırdık. Biz üçerli dolu sıra sayısını bulduk. Bakın üçerli dolu sıra sayısına x eksi 3 çarpı 3 dedik. Ayağa kaldırdığımız 2 öğrenci ekledik. Her ikisi de öğrenci sayısına eşit olacağı için 2x artı 10 eşittireceksiniz. 3x eksi 9 artı 2. Buradan x eşittir ne diyeceğiz arkadaşlar? Buradan 7 mi geliyor? X eşittir kaç? 17. Bu sıra sayısı arkadaşlar öğrenci sayısını soruyor. Birinci denklemde de ikinci denklemde yazın. 2 kere 17 34. 10 daha ne diyeceksiniz arkadaşlar? Öğrenci sayısı kaç? 44. Bir telin bir ucundan 1 bölü 10'u kesilince orta noktası 4 santim kayıyor. Arkadaşlar bunda bir kısa yolu vereceğim. Bir de uzun uzun anlatacağım. Orta nokta dediğimizde 1 bölü 2. Kesir problemlerinde paydaları çarpıyoruz. Paydaları çarparsanız 10 ile 2'yi çarpın. Telin uzunluğu arkadaşlar 20x. Orta nokta 1. 20x ise burası 10x. Burası ne? 10x. Şimdi 1 bölü 10'unu kesiyoruz arkadaşlar. 20x'in 1 bölü 10'u malum ne yapacak arkadaşlar? 2x yapacak. Bir ucundan 2x'i kestik. Bakın 2x'i kestik. O zaman geriye kaç x kaldı arkadaşlar? 18x kaldı. O zaman orta nokta 2 9x'e ne olmak zorunda? 9x olmak zorunda. Dolayısıyla bakın orta nokta ne kadar kaydı arkadaşlar? X kaydı. X neye eşitmiş? Orta nokta 4 santim kayıyordu. X eşittir 4'müş. Tel 20x'ti. O zaman tel ne arkadaşlar? 80. Arkadaşlar telsi olan da eğer sadece bir uçlu keserse kesti miktarın yarısı kadar kayar. Bakın ne kadar kestik biz? 2x. Bu kısa yol direkt. Kesim miktarının yarısı kısa yol. Biz 2x kestik. 2x'in yarısı kadar kayacakmış. O da neye eşitmiş bakın? Orta nokta 4 santim kayıyor diyor. X eşitir direkt 4 diyebilirsiniz. Yine bir tel 10 eşit parçaya ayrılıyor. Eğer parçalardan her biri. Şimdi bakın 10 eşit parçaya ayrılmış. Sonra her parçaya a santim dedim arkadaşlar. Her parçaya a santim dedim. O zaman telin uzunluğu 10 çarpı a olacak. Çünkü 10 eşit parçaya ayrılıyormuş. Her parçaya a santim dersek telin toplam uzunluğu ne olur? 10 a olur. Eğer diyor tel diyor 5 santim kısa olsaydı diyor. Her parça 5 santim kısa olsaydı diyor. O zaman a değil de her parça a eksi 5 santim olacakmış arkadaşlar. Bu sefer kaç eşit parçaya ayrılacakmış? 15. Bunu çarpı 15 deyince bu da neye eşit olacak arkadaşlar? Tele eşit olacak. Yine eğer parçalar a eksi 5 olacakmış 15 parçaya. Buradan 10 tane a eşittir. 15 a eksi 75 mi? Buradan 5 a eşittir kaç diyeceğiz? 75. A eşit diyeceksiniz arkadaşlar 15. Bize telin uzunluğunu soruyor. Evet tel 10 a'ydı. 10 çarpı 15 telin uzunluğu arkadaşlar 150 santim. Bir miktar ceviz bir grup öğrenciye dağıtılacaktır. Eğer gruptan 2 kişi ayrılırsa diğerleri 20 ceviz fazla. Gruba 4 kişi katılırsa her biri 10 ceviz daha az alacaktır diyor. Buna göre toplam kaç ceviz vardır? Arkadaşlar x tane cevizimiz olsun. Bakın x tane ceviz. Y'de kişi olsun. Yani normalde x tane ceviz y kişi varmış. Şimdi normalde arkadaşlar şu. Normalde kişi başı ne kadar alırız o zaman? X bölü y tane alırız. Kişi başı düşen ceviz arkadaşlar x bölü y. Bu kişi başı normalde düşen cevizimiz bu kadar. X bölü y tane. Şimdi hikaye şu bakın. Eğer gruptan 2 kişi ayrılırsa diğerleri 20 ceviz fazla alacakmış. 2 kişi ayrılırsa arkadaşlar toplam y kişiydik. Geriye ne kadar kişi kalır? Y eksi 2 kişi kalır. Ya da ne diyor? 4 kişi katılırsa diyor. O zaman y artı 4 olur. Bakın 2 kişi ayırdık. Y kişiydi. 2 kişi gitti. Geriye y eksi 2 kişi kaldı. X tane cevizi bu kadar kişi paylaşıyor. İlk duruma göre ne kadar ceviz fazla almışız arkadaşlar? 20 ceviz fazla almışız. Eğer 4 kişi diyor katılırsa diyor. O zaman ne alacağız arkadaşlar? X bölü y artı 4 alacağız. Bu da ilk duruma göre ne kadar azmış arkadaşlar? İlk duruma göre ne kadar azmış? 10. O zaman ilk durum x bölü y idi. X bölü y artı 4 eşittir 10 dedik. Şimdi arkadaşlar denklem soru. Mesela bu tarz denklemler hız problemlerinde karşısına çıkar. Eğer birden fazla bilinmeyen varsa taraf taraf oranlayarak bilinmeyenin birinden kurtulabilirsiniz. Mesela nasıl kurtulacağız? Bakın. Şimdi buraya sığmayacak gibi. Şimdi bakın birinci denklem arkadaşlar. Şuraya düzenli yazıyorum. X parantezini alırsanız ne gelecek? 1 bölü y eksi 2 eksi 1 bölü y eşittir 20. İkinci denklem yine x parantezini alınıyor.
1 bölü y eksi 1 bölü y artı 4 diyeceğiz arkadaşlar, eşittir 10. Şimdi oranlarsanız bakın güzel bir şey olacak. X'lerden kurtulacaksınız. Burası da ne kalacak? 2 kalacak. Şimdi burada payda isterseniz arkadaşlar, burayı neyle çarpacaksınız? Burayı y ile çarpacaksınız. Burayı y eksi 2 ile. Burayı y artı 4 ile. Burayı da y ile çarpacaksınız yine. Yukarıda payda istiyorum bakın. Y eksi y eksi 2 bölü y çarpı y eksi 2 eşittir 20. Şurada payda istiyorum. Y artı 4 eksi y bölü y çarpı y artı 4 eşittir 10 dedik. Şimdi tekrar oranladık. Burada 2 kaldı bakın. Şimdi oranlarsak şu eksiyi dağıtırsanız yukarısı 2 bölü y çarpı y eksi 2 olacak. Çarpı şurayı ters çeviriyoruz. Burada y çarpı y artı 4. Y'ler yine gidecek. Burada ne kalacak arkadaşlar? 4 eşittir ne kalacak? 2. Şunlar da gider. Burada ne kaldı? 2 kaldı. Buradaki y'ler de gitti ne güzel. Yukarıda y artı 4 kaldı. Burada 2 var. 2 kere 2 4. Bunu 4 ile çarpacaksınız. 4 y eksi ne diyeceksiniz? 8. Buradan 3 y eşittir kaç arkadaşlar? 12. Dolayısıyla y'yi ne bulacağız arkadaşlar? 4. Bize bu kişi sayısını sormuyor. Bize neyi soruyor? Toplam ceviz sayısını soruyor. Bakın y'yi ne bulduk arkadaşlar? Y'yi 4 bulduk. Şu birinci denklemde ya da ikinci denklemde yazalım. Burada y'ye ne 4 yazarsak x bölü 2 eksi x bölü 4 eşittir kaçmış? 20. Bunu 2 ile çarparsanız x bölü 4 eşittir 20 yapar. X eşittir 80. 80 ne arkadaşlar? Ne ceviz sayısı? Bize kaç tane ceviz vardır diye soruyor. Cevap 80. Şimdi Ali parasının 9 bölü 14'ü ile 2 gömlek. Ali'nin parasına bakın arkadaşlar. Paramıza gidip de x mix demeyin. Payda ne? 14. Paraya 14x dedik arkadaşlar. Paramız 14x. Şimdi paranın 9 bölü 14'ü ne yapar? 9 bölü 14'ü 14 ile gider. 9x yapar. Biz 9x'e ne kadar alıyormuşuz? Bakın 2 tane gömlek alıyormuşuz. Artı 3 tane kravat alıyormuşuz. Kalan para 9x giden para. Kalan paramız da ne? 5x. 5x'e de 1 gömlek artı 2 kravat alıyormuşuz. Bize ne diyor arkadaşlar? Buna göre bir gömleğin fiyatı bir kravatın fiyatının kaç katıdır? Bize g ile k arasındaki bağıntıyı soruyor. O zaman yine taraf tarafa oranlıyorum bakın. X'lerden ne güzel kurtulurum. Burası 9 bölü 5 yapar. Yukarısı 2 gömlek artı 3 kravat. Aşağısı da gömlek artı 2 kravat. İşler içler çarpımı yaparsanız 9 tane gömlek artı 18 kravat eşittir 5 kere 2 şu arkadaşlar gömlek. 10 tane gömlek artı 15 kravat. Şimdi buradan 3 kravat eşittir 1 gömlek geldi bakın karşı yatarsanız. Zaten bize bunu soruyor bakın. 1 gömleğin fiyatı kravatın fiyatının kaç katı gözüküyor bakın 3 katı geldi. Hacmi 720 litre olan bir depo 10 ve 15 litrelik 2 bidonla toplam kaç seferde doldurmuş arkadaşlar? 60 seferde doldurmuş. Şimdi 15'lik bidon kaç defa kullanmıştır? Düşün bakın 10'luğu A kez kullandık arkadaşlar. 15'liği de B kez kullandık. A ile B toplamı ne eşitmiş arkadaşlar? 60 eşitmiş. 10'luğu A kez kullanırsak onunla ne kadar su taşırız? 10A. 15'liği B kez kullanırsak onunla ne kadar su taşırız? 15B. Bunun taşıma miktarı da neyi verecek? Depoyu verecek. Yani neyi verecek? 720 verecek. 15'lik kaç kez kullanmıştır diyor. Bize B'yi soruyor. B'yi sorduğu için A'dan kurtulmak için yukarı eksi 10'la çarpıyorum. Eksi 10'la çarparsanız A'lar gitti. Burada da ne kaldı? 5B kaldı. 720 eksi ne diyeceğiz? 600 diyeceğiz. 5B eşittir 120 diyeceğiz. B'yi ne bulacağız arkadaşlar? 24. B ne eşittir arkadaşlar? 24. Bize zaten bunu söylüyordu. 60'lı kaç defa kullanmıştır diyor. 24. Arkadaşlar şimdilik bu kadar. Sayı kesirle ilgili bir tane daha soru çözümü ekleyeceğim. Soru çözümü hülyası ekleyeceğim. Ondan sonra diğer problemlere devam edeceğiz arkadaşlar. Herkese